Evet, Westworld 7. bölüm geldi. geldi. Batı'nın kötü ahlakını... Batı. <laughs> Peki evet. bir şey soracağım abi. Westworld sence günümüz Batı medeniyetinin çöküşünü Fransa ile beraber hazırlamış mıdır? Yani bir şirinler... Sen bölümü beğenmedin galiba ha. <laughs> Yok lan ben çok beğendim. <laughs> Aşırı coştun mu? Şöyle... Çok coştum mu? İkinci sezonun reveal'ında ne hissettiysem onu hissettim. Orada da böyle evet hmm falan... Bir yerde hmm. kendimi minnoş bir övdüm. Ee, Caleb'ın Francis'i vurması konusunda bir iddiam vardı. O doğru çıktı. Onun dışında oradaki hikayeyi beğendim. Bir şeye çok coştum. Onu zaten bahsedeceğim bölümde. Sen beğendin mi? Yani iyi be. Yani hamdolsun. Ee, i̇yi be. Cebimiz ekmeğimiz. Westworld'un <laughs> 3. sezonu benim için şey ya. Ben Deathsford'u sağda solda şey diye tavsiye edeceğim bir diziye dönüştüğünü artık şu noktada söyleyebilirim. Abi ilk iki sezonu izleyin. Üçüncüyü de işte Cyberpunk eser seviyorsanız kafa açsın yanında izleyin yani diyeceğim bir eser oldu benim için. Artık çünkü şeyden çok sıkıldım bir de ya. Miv girmiş dar elbisesini hemen katan almışlar ellerine. Hoppa <laughs> Cyberpunk'lar işte orada dronlar gibi. Ya güzel sahneler bunlar da benim için şey oldu. Westworld çok... Westworld şöyle sonuçta. Robotlar ayaklanıyor ya sonuçta anladın mı? Hani <laughs> Sen villi tamam. olmuşsun kardeşim? Aha şeyim düştü. <laughs> Olabilir. ya Westworld en nihayetinde ilk sezon, ikinci sezon hep şeydi ya. Robotlar ayaklanıyor mevzusunun. Hayır abi işte robotlar ayaklanmıyor. Bakın işte hani bir e, zeka en nihayetinde yedir, yeterince acı çektikten sonra işte kendi kendisini koruma e, hevesine ulaşır. Kimisi kaçmak ister, kimisi savaşmak ister falan gibisinden mesela Detroit Become Human gibi robotuk neden ayaklanmıyoruk falan gibi böyle ya anladın mı bilim kurgu dünyasında şey çok sıkıcı ya <laughs> yapay zekayım ayaklanıyorum robotum ben de ayaklanıyorum falan herkes ayaklanıyor niye ayaklanıyorlar belli değil senaryo olsun diye ayaklanırlar ya Westworld onun tam tersi der robotlara öyle ayaklanması falan filan yoktu ve böyle işte Ford bir takım e, güncellemeler yapıp reveries verip işte robot arkadaşlarımıza ''ama bakın neler çekiyorsunuz'' deyince robotlar böyle bir ''Ulan hakikaten biz niye öldürülüyoruz oğlum, bizim hakkımız, canımız yok mu?'' gibisinden kendileri o noktaya ulaştılar. Bir nevi e, robotlar ayaklarını yürüyün deconstruction'ıydı benim için Westworld. Şimdi üçüncü sezonda hiçbir şey deconstruction'ı değil artık. Yani benim için yeni bir hikaye anlatmıyor. İzliyoruz ama hamdolsun. Yani ben Altered Carbon'da izledim. Westworld'u da izliyorum. Yani bir şikayetim yok ama These are not the worst words you are looking for gibiyim birazcık böyle. hayırlısı olsun diyorum. Ve bu bölüm şunu fark ettim. Westworld'un bence 3. sezonda benim tadımı kaçıran şey şuymuş. 3. sezon muhtemelen final sezon olacak gibi niyeyse. İşte senin dediğin gibi halbuki 6 sezonluk anlaşmaları var. Evet. Niyeyse düşünüp bir panikle girmişler sanki bu sezona. Yani bu bölüm konu geldi geldi şeye geldi. Bakın şeffaf odalarda işte insanları da ittik. Beğenmediğimiz insanları dolaplara da koyduk tıpkı Westworld gibi. Şeffaf odalarda insanları da ettik Westworld gibi filan. E okey. Öte yandan Singapurlu balıkçılara kimsenin rahatsız ettiğini de görmüyorum. Hani öte, yani aldın mı şimdi kendi ikilemine düşüyor. Yani bana diyor ki Dur, dur oralara bir gireceğiz. Out, ha bir takım outlier'lar var. Bunlar düzeni bozuyor. Bunları depolara kaldırıyoruz. Ama yani hala şeydesin. Bu sezonun ilk başlarında söylediğim gibi Şehir merkezinde falan bilmiyorum. Bana böyle bir şey geldi. Ama işte abi zaten altı e, sezona uzayacak bir hikaye varsa katman katman çıkıyor. Park'tı, ha, park'tan inşallah, çıktık, tabii. şehrin bir yerinde gördük. Şimdi dünyaya açılacağız gibi bir durum var. Katman Sanki katman şey açılıyor. Ben böyle abi, bu sezon şeyi görsek daha iyiymiş. Böyle Dolores çıktı çıkar çıkmaz hemen Rehobamla ilgili ne yapılması lazım. Serap kim kardeşi kim? Solomon kim? İsmail kim? Mehmet kim? Ahmet kim? Her şeyi bilmiş. Planı kurmuş. Kalebi almış. Kendini kopyalamış. Şunu yapmış. Bunu yapmış falan ya böyle. Şey evet. oldum böyle. Ya yani Dolores dünyaya çıktı ve yani keşke bu sezon imkan olaymış da olmamış. Tamam ona kızmıyorum bu arada. Yani prodüksiyon işte izlenme sayıları bilmem ne falan bin tane bela var heriflerin başında onu anlıyorum. Ama bu sezon keşke ideal bir dünyada şey bir sezon olsaymış. Dolores işte çıkıyor dünyaya. Başta dünyayı çok tanımıyor. Naif yani şey tamam savaşçı olarak çıktı dünyaya da kızgın çıktı ama ulan bir bakıyor dünyanın düzeni bambaşka. Delos koskoca bir sürü şirketten bir tanesi. Belki de bilmem hangi şirkette işte yazılım sorumlusu olarak işe girip sistemin <laughs> ne olduğunu anlayıp hem insan arkadaşlar tanıyıp aa insanların hepsi de kötü değilmiş veyahut da Aa insanların bazıları gerçekten iğrençmiş. Yani düşmanını ve dünyasını yeniden bir tanıyıp sonra sezonun sonlarına doğru Allah Allah işte muhasebeden çok sevdiğim Sementa kendini asmış bugün <laughs> evde. Niye olmuş acaba bu deyip kızı gidip araştırıp Allah Allah işte bu kızı bu insanlar hayatını bir şey mi yönlendiriyor ya? İşte yani Westworld'de bizim hayatımızı bir şey yönlendiriyordu. Burada da mı bir şey yönlendiriyor? Yavaş yavaş bir, bir yıl ortaya çıkıp Üçüncü sezonun sonunda abi işte Rehoboam diye yapay zeka varmış, herkesin yönünü çizmiş. <laughs> Ve o sefer de işte böyle e, falan deyip Dolores'in de ulan biz bir diktatörü devirdik, bir diktatörü daha deviririz kardeşim deyip biten bir sezon olup bu sezonu da dört olarak izleseydim galiba Dolores'in ya da Meeve'in ya da Serakın ya da Kaleb'in davasına daha çok umursardım ama şu an bayağı şeyim böyle. De DLC yani şu an burası benim için anladın mı? Yani... Ama bu okay, dediklerinin olması için yani. çok güçlendiler lan. Hani bunu başta öyle bir plana girmeyecekleri belliydi zaten. Hani dolayısıyla çok güçlü oğlum zaten mevde çok güçlü. Bunlar gelip de ne yapacak? Ofiste mi çalışacak? Bir de Evet evet. Bir de Rehoboam zaten aktif olduğunu tespit ediyor yani. Hani dediğin konu şöyle olabilirdi. Rehoboam sonradan abi, yapılırdı Rehobo falan. <laughs> Hayır. Rehoboam şöyle böyle şu an sen hani deyince bunları Rehaboam'ın ne derece güçlü olduğu SMS'le gelince millet kendini asmaya başladı. Ya ki, oğlum ne SM, Gerçekten... SMS'te olmuyor ya Allah Allah. Yok <laughs> oğlum SMS. hayır açıkçası bu bölüm anladılar ona taktın SMS'e deyip durma bak ha. açıkladılar bunu. Zaten bir SMS'le kendini asmayacak kadar vizyonu olan insanları tabutlara kapatmışlar. Dışarıda hayır. sadece bir SMS'le kendini asacak gerizekalılar şey kalmış. Tam tersi abi dur anlatacağım geleceğim oraya. Bence tam tersi. Aksine. Atla hayırlar, o atla hayırlar ve kontrol edilmek için devamlı hayatları törpüleniyor. Ya yani şöyle düşün, kalıp dışarıda tedaviden çıktığı için törpüleniyor. Çocuk yapmayacaksın. Boktan bir işte çalışacaksın. Diğer bütün olumsuzlar, mesela psikolog kadın. Psikolog kadın <laughs> belli ki birini iyileştirerek ya da kendi kariyerinde bir şey yaparak bu dünyaya bir outlier'ın etkisi yapabilir. Onu da törpülüyorlar. Çocukların ölecek, kocandan ayrılacaksın, berbat bir hale geleceksin. Bir yarım yan adamlar da Hale'ın kocası gibi, eski kocası ya da. Sen iyisin abi, sen devam et, sen bizim adamsın, sisteme dahilsin sen. Sen yoluna bak, e, sen zengin ol, e, bizim ekmeğimizi ye tarzı. O yüzden aslında çıldırıyor outlier mantığında olan insanlar. E, oğlum e, sikin biz yaşıyorduk da biz zaten bir şey olamayacakmışız. Nasıl yani biz olmak istiyoruz lan falan gibi bir tepkiyle dönüyor. Ve bunu anlatıyor aslında bayağı şeyin kardeşi. Ee, neydi Serak'ın kardeşi. Solomon. <laughs> hmm. Ben böyle anladım yani açıkçası. Benim, okay, benim de anladığım şuydu. Dünyayı bir şekilde değiştirecek kadar e, sorgulayan. Çünkü mesela o işte kaçırdıkları adam onu söylüyor ya. Birkaç tane soru fazladan sordum ve bak şimdi ben de gidiyorum içeriye falan diyor. Yani biraz daha böyle ulan işte bir yapay zeka bizi yönetiyor mu götü altına mı gidiyoruz diye sorgulayan herkesi içeri almışlar kimisini ya Kaleb gibi Augmented Reality ile eğitebilmişler ama onda bir başarı oranları varmış onda da eğitememişler o yüzden birazcık ee, yani ben sana şöyle söyleyeyim abi muhalif gazetecileri anladın mı muhalif <laughs> basını ee, efendim kendilerine hizmet etmeyen sermayeyi efendim nedir başka sen söyle Spor, Şirket, gazetecilik, basın, televizyon hepsinin adama. içerisine Rehoboam sızmış. Taraf olmayan ber taraf olmuş kardeşim. Taraf olmayan ber taraf olmuş ve hepsini soğuk soğuk bir yere kapatmışlar. Silivri gibi. Yani silivri <laughs> geldi aklıma. Silivri soğuk ya. Ee, Meksika soğuk abi. olduğundan. Yani silivri soğuk olduğundan aklıma geldi. Soğuk bir yere kapatmışlar demişler ki ama abi biz bir düzenimiz var. Siz bu düzene uymuyorsunuz. O zaman yürü bakalım silivri soğuktur yatın burada. <gülüyor> <gülüyor> <Kapanmışlar> oraya? <laughs> Millet de kuş gibi yatıyor. Bak bir şey ee... değil mi? Bizim dönemimizle hmm. ilgili şu tespit de çok iyi. Ben dizinin temasının oraya çekilmesine coştum. Onu söyleyecektim. Hmm. Yani ne olursa olsun, ne amaçlı olursa ol, ister host ister insan ister zengin ol, sistem seni i̇nsan insandır. hayır hayır sistem seni dövmek yerine sistem senin e, senin gibi olanlarla kavga etmeni istiyor. Bak şu an hmm. bunu yaşıyoruz ya Twitter'da. Mesela birisi işte tepeden biri diyor ki işte eşcinsellik kötüdür ya da işte silivri soğuktur. Sen çıkıyorsun diyorsun ki yok abi iyidir, yok abi ben kötüdür diyorum. Birbirimize giriyoruz. Tepedeki diyen takılıyor anladın mı? Yani onun için hiçbir şey değişmiyor hayatında. Sen birbirini yiyip birbirini öldürüp ya da hapse giriyorsun. Bu temaya çekmesi benim hoşuma gitti dizi Yani hostlar da insanlar da diğer bütün sistemler de birbirini yiyor. William de aynı bokun içine düştü ve şu an farkında değil. Ki oraya geliriz zaten. Ee, yani özetle diyeceğim şey gibi hissediyorum şu anda biraz. Ya bu bu bölümde falan bile hala benim kafamın arkasında şu dönüyor. Yani böyle Dolores işte dünyayı kurtarıcı yok işte ben gitsem de sen devam et kalep falan filan diyor ama şey yani dünyayı kurtarıyoruz dediğimiz yine zengin şehir merkezleri gibi geliyor bana. Anladın ama işte mı? Hala şey gibi hissetmiyorum. Kurtarıyor o mu gerçekten diyecek... sence? Yani şey diyor ya orada Hale Hale. Dur bak gel sırayla gidelim. Hale şey dedi ya ben yeni bir plan yaptım. Yani zaten şeyi bekliyorduk. Bir, da, bir şey söyleyeceğim. Bak bütün bu konuşmadan önce geçen bölümde ha. bu bölümde şeyi fark etmişsindir. Dolores böyle abi herkese atıyoruz SMS'leri. Herkese abi herkes öğrenecek falan falan yaptı. Ha. Böyle takır takır SMS'leri attılar ya. Rehoboam'ın bütün çemberinin sadece üçte biri kaotik bir hale geldi mesela. Evet. Çemberin da... geri kalan kısmı etkilenmedi bile. Mesela bu bölüm Meksika ya zoom yapıyor bir yerde bölümün başında. Meksika kısmı, kısmı düz bir çizgi. Çünkü muhtemelen Meksikalılar hala taco yiyip ya hay la hay diye çalıyorlar <laughs> ve aşırı dijitalleşmiş bir dünyaları yok. Anladın mı? Yani, yani orada bir outline durumu dotalarımıza, yok. <laughs> ya, yani datalarımıza bakıyorlar abi. Endişesi yok heriflerin. Onlar yani... hala şey dedim uyuşturucumuz var abi. Tak şey abi. Kartel abi falan diye geziyorlar. Uyuşturucu <laughs> yapma tancan, ne kadar <laughs> Ama hayır demek istediğim şey var. Yok anladım. Yani dijitalci dijitalciye eğiliyor. Hani böyle şey bir dünya var hala. Çok dijitalci bir insan olarak ben de şeyin farkındayım. Abi dünyanın yarısı hala düzenli internet kullanmıyor yani bugün. 2030 küsür senesine gelmişiz. 2030 küsür senesinde de anladığım kadarıyla benim bu dizide dünyanın büyük çoğunluğu sürekli online bir personası yok. Sürekli online değil. Ne bileyim bankacılık işlemlerini o kadar da dijital yapmayan bir sürü insan var bu dünyada gibi hissediyorum. Çünkü şey olmadı. Bütün çember bozulmadı yani. Dolores şey mi yaptı? Dolores hanım Meksikalılara da atalım mı? Ama mesaj başına 0.1 kuruş ödeme alıyorlarmış. Ya Meksika'ya atmayın abi. Hani böyle bir şey yapmadık kızcağız. Herkese at desemse ama herkese bakıyorsun. Lan yine şey yani etiler karıştı yani onu söylemek istiyorum aslında. Anladın Yok, aralar karışmadı. Bak yani o, biraz böyle bir sınıfsal bir durum var sanki. O, var işte. var. O doğru söylüyorsun. Bunu zaten çok konuştuk. Oradaki ironi de şu bence. Solomon şey diyor ya. Yani dünyada işte açlığı, sefaleti, savaşı her şeyi çok azalttık. Oğlum yani. Hmm. E, görüyoruz abi ama... Tamam işte zaten sorun şu. O Tabii şeye bakıyor. Başımı çekiyor öyle değil. <laughs> Sayısal olarak e, azaldığını ama bir kısmı dışarı atarak bunu yaptığını e, nasıl diyeyim hor görüyor. Kabul etmiyor. Yani dışta bırakıyor zaten. Hmm. Senin dediğin doğru. Yani hmm. zaten erifin Solomon'un amacı olan bunlar zaten hani e, kendi bokunda bu oluyor. Biz artık e, daha elit bir kısım için savaşı fakirliği düşürdük. İşte o, o da kim abi? Hale'ın kocası gibi olanlar. Onlar bizim adam. Yani bu şey işte dediğin aslında %100 doğru. Yani nişan taşı tayfası Cihangir ekibi. Biz bile belki daha rahatız. Yani bir, daha şeyiz. Biz de değil abi. Şu anki dünyada şey bir Kimsenin tayfa Kimsenin umurunda San, değil yani birçok şey. San Francisco'da ya da New York'ta işte e, Amazon Prime deposu New York'un göbeğinde işte evinde Amazon'un şeyi var. Bir tane böyle Amazon'un lahit var ya evin içine koyuyorsun ve böyle her şeyi tarayıp Hmm, işte He, sağlık suçlu. giderleri azaldı falan diyen suçlu falan yakalıyor yani. Oğlum, öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet işte Amazon makinesi New York'ta evine koyuyor herif diyelim ki bugün 2020 senesinde dolapta bir şey eksiliyor Amazon diyor ya şöyle bir rakı sofrası kurdu yiyelim buram diyor tak Prime'de 22 dakika sonra geliyor filan şimdi işte hayatı bu seviyede yaşayan adam için Rehboam bir rota çizmiş ve onları yönetmiş ve onların outlier'larını içeri almış, elektrik basmış, su vermiş bilmem ne falan. Ama şimdi bakıyorsun mesela daha bu bölümde şeyi de görüyorum ben, ikiliyi de görüyorum. İşte Kırım'a gidiyor şey, e, kale operasyon düzenlemeye. Kırım'da sokaktaki teyzem mandalina satıyor abi, mandalina ama fiyatları o, iki katına çıktı. Diyor 15 işte. Onun sene da mı hayatını rö Röbem yönetiyor? 15 sene olmuş ama o yani. Ama şimdiki o teyzenin ben şey olduğunu düşünmüyorum ama. Mandalinaları dijitalden sipariş edin bip bap falan olduğunu düşünmüyorum yani. Ama bak Kırım şöyle yine düşünüyor Kırım işte. Gibi yani. Sistem şöyle düşünüyor. Kırım'da teyzesin mutlu musun? Mutlusun. Ee, sisteme bir katkın var mı? Yok. Zararım Yok. var mı? Yok. Tamam sen okeysin o zaman. Hani okey. Ya bu şey gibi kağıt işçisine bakıyor adam. Kağıt işçisi zaten günde 10 lira kazanıyor. Bana bir zararı var mı? Yok. Faydası var mı? Yok. Öyle duruyor. Ölse de olur ölmese de olur. Anlatabildim mi? Hani biraz o kafaya gelmiş sistem. Evet evet. Da. Bir kısmını dünyanın hiç umursamamış ruhum. Üzetle evet. yani. Ee, bir şey Serok var bir de. Bir şey Serok bu bölüm çıkmadı hiç. Hologramını gördük Serok'un. Dur dur Serok'a gelme bir dakika. Şu Hayal'ı bir konuşalım tamam. önce. Ben Serok'a Serok diyeceğim bundan Ser sonra. Serat dedim. Serat daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> tamam okey. Dur dur. Hayal baş kaldıracağını bekliyorduk. Hail Dolores'le birleşen Hayal zekası ya da artık birinci neyse. O başka bir yola gidecek o belli oldu. Benim burada Hı -hı. mesela sinir olduğum konu konusu, e, Hale bu konuyu çözmesi, Dolores'in planının bir parçası mı hala? Bundan da temin değiliz. Hale bu bilince ulaşabiliyor ama Maeve, Allah, Maeve'in durumu yani herkese batan durumu abi salaklık falan deniyordu tam. Maeve'in tek motivasyon hala yalan olduğunu bildiği bir dijital dünyaya cennete gitmeye çalışan bir dindar mı yani buradaki şey anladım ben onu anlıyorum yani bir dindar Tancan temsili Bey, mi Mev? <laughs> Bey dizi biraz formdan düştü diyebilir miyiz artık izin veriyor musunuz? Ha bak formdan düştü demiyorum şunu demek istiyorum. Peki. Bana Me biraz şey gibi geliyor artık. Hayır, hayır. bakalım. Mev karakteri. <laughs> Hay bak sinir oldum şu. Mev tamam. bir host olmasına rağmen nasıl böyle dindar bir şeyin içine düşebiliyor? Yani bunu açıklama açıklamaları zaten gelecektir bir noktada da. İnşallah. Serak'ın motivasyonuyla sadece işte evet cennet bize vaat edildi ve kızım orada. Ve işte e, ve bunun tek motivasyonu da şu Dolores'in e, kiye sahip olması. Yani Dolores, Serak diyor ya Dolores orayı yok edebilir. Sen de kızını bir daha göremezsin. E, konuş abi Dolores'le yani. Tamam yok etmem orayı yani. <laughs> Meyvin buradaki dindar motivasyonu düşük. Buna katılıyorum. E, ama Meyvin Meyir, çocuğu... çok saçma oldu kral. Ben hiç oralarda artık şeyim. Ha iyi güzel güzel kadınlara dar elbiseler giydirmişler. Kapışıyorlar birbirleriyle. Ben çocukluğumdan beri severek tüketirim bu tarz içeriği. <laughs> Yine böyle bir yere geldik. Eyvallah. Yani Bir şey diyeceğim orada. Bir şey daha ekleyeceğim. Hı -hı. Geçen bölüm bize de çok yazmışlar. Ben ona zaten hiç takılmamıştım ama sen takıldın bilmiyorum. işte. Hale niye Hı -hı. meyve öldürmedi? O planın bir parçası belli ki. Yani Hale'ın amacı bu sezonun teması gibi meyve dolarası kapıştırıp kendine bir yol açmak. Ben ona ikna oldum. Ee, ama işte bu dindar motivasyonu nasıl Meyve ikna ettik abi? Yani onu onu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. ...dördüncü sezonda belki de. Abi bir de abi bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına ya o çocuk Meyvin çocuğu da değil. Yani Meyv değil. E, Meyv cennet konuştu. Düz dünyacı, düz dünyacı bir gerizekalı abi. Yani Ama bak cennet konusu bak. işte oğlum. Bak o yüzden dindar diyorum. Meyvin değil tek de amacı de cennette hayatta kalacağım. Bu dünyada öleceğim. Hani dedi ya Serak buna. Sen burada ama yaşayamayacaksın diye yani başka bir şey yok. Ya işte ama yani robotsun abi sen. Ya yani şunu çok merak ediyorum gerçekten. Onu diyorum ben de işte sen robotsun büyük düşün. Ha, <laughs> bu kadar Gerizekalı olarak kodlamamışlardı yani. <laughs> Maeve ilk iki sezonda maşallah kafası çok çalışan bir kadınca kadındı ve biz böyle şey oluyorduk. Ha evet bak hani bu da gayet kafası çalışan aydın birisi ama o da kendini hep çocuk olarak birini belirledi ve onu korumak istiyor. Korumacı bir içgüdüyle davranıyordu. Hı -hı. Tamam okey. E kardeşim işte senin kızını cennete gönderdiler hem de ölmeden. Ölmeden cennete gitti senin kızın. Daha sen artık sal yani. Yok baba ben de gideceğim ben. Yani Burcu'm simülasyonun içerisinden kurtulmayı be becerecek kadar aklın var. Yani ama vay kızım kızım diye ya o kadar o kadar yemiyorum ki ben şu an Maeve'in motivasyonunu ve i̇şte, karakterini ve şeyini. Heh, yani. işte yani. Abi bu, Dolores kimle dövüşsün? Maeve'le dövüşsün. Güçlü ne, değil işte aynen onu söyle. Işte, evet, güçlü değil Maeve'in. Çocuğu macuğu falan olsun işte. Dolores rap falan desin. O da rap falan desin. Ya onu işte. Bu annelerin adı Mart'a çıkacak bir sonraki bölüm. Bu kadar az motivasyonda dövüşenler barışmaya dövüşür. İşte çok. Bunların ikisinin de yazılımcısının ismi Mart'a çıkacak. <laughs> yani, Aa senin de mi yazılımcın Mart'a? Mart'a falan. Buralara geldik. Ya çok dine bağlamaya çalıştı Serak o konuyu. Yani sana cennetten mekan veriyorum Brom. Bak yerin hazır motivasyonu benim için de yeter. Belki de ikimiz de bu konuya zaten hani ters ve tepkili insanlarız. Yani belki de ondan da ikna olmuyor olabiliriz buna yani. Endülüjansa tepkiliyim ben de abi. Evet. Endülüjansa hata. <laughs> ya Martin Luther'i boşver de şimdi şunu söylemek istiyorum. Maeve'i geri zekalı yaptılar. Ben Maeve'in geri zekalı olmamasına çok memnunum. Çünkü bunlar robot. Yani hele de Maeve biraz yolluyor'dan bilen bir robot olduğu için. Hay, anasını satayım şey de çok ilginç. Maeve diyor ki bana yardım lazım diyor. Tamam 3 tane de robot print alıyorlar. O robotlar da şey oluyor. Maeve ablamız böyle dedi. O zaman gidek adam öldürek. Kelle kesek. Ya kardeşim. Ulan ya Dolores dışında hiç kimse mi varlığını, varoluşun nereye gitmeye çalıştığını sorgulamıyor. Ne gerizekalı robotlar. Ya, bir tek Hale yaptı işte saçayım onu. Sizin yani. bir tek Hale yapıyor işte onu şu an. O da Dolores. Öyle ama o işte tepki koydu. Yani Dolores'i bitirmek istiyor artık. Onu onu gördük. Yani ben şunu anlamıyorum mesela. Atıyorum. Bu e, May Bu race. aşırı zeki, aşırı dövüşken, aşırı ince vücudu var ve aşırı her yeri hackleyebiliyor, robotlar uçuruyor, kapılar açıyor, kapatıyor falan böyle inanılmaz falan bir şey ya böyle. Hı hı. Ya birader her yere bağlanıp her şeyi editleyebiliyorsun. Gir şu Serak'ın database'lerine bir bak bakalım herif doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor sana. İki dakika orada baksan belki bir şey fark edeceksin. Ya bu geri Maeve geri gerizekalı, gerizekalı bak ben <laughs> sana söyleyeyim. Maeve şu an Düz dünyacı bir aşı karşıtı net. Dindar aşı karşıtı. Yani ben Maeve'i umurumda değil artık yani Maeve benim. <laughs> Keşke Dolores beynini esseydi bugün yani. Ben Maeve'i seviyordum lan bu sezonun başında. Hatta şöyleydim. İşte Hale... Hadi Maeve uyandı bakalım ne olacak evet. şimdi filandım. İşte Hale özellikle ezmediğini düşünüyorum ben. O da Dolores'ta kapışsın diye yani. Helores ezmedi pardon. Ben Helores'ten -Ores, çok memnun bu arada. Keşke sırf Hale izleseydik yine. Geçen bölüm çok iyiydi yani. Bu arada onu da e, sanırım çok dert etmeyenler olmuş da hem senin oradaki skin'den kurtulma tespitin hem de benim işte Phoenix benzetmem bence oldukça doğruydu. Şu an yeniden doğuşunu izliyoruz e, Hayley'ın. E, konu eğer ona bağlanırsa iyi olur. Bir yeniden doğuşta William'da William da var. William'a ne diyorsun bu bölümde? E, bu arada şey ee, abimiz biraz sinirlenmiş. Oğlum bana işte siyah şapka verip adam öldüreceksiniz dendi. Bu sezon böyle beyazları giyip oturuyoruz kardeşim. Ben bunun için anlaşmadım falan diye delirmiş. Ya o da tatava yapmasın. Verdi kendi tüfeği. <laughs> Yine bura bura gidecek işte, yani. Allah Allah. Bu yaşlılar da çekilmiyor. Ha? Boomer abi işte. Bo <laughs> <laughs> Okey boomer. Boy da oturduğun yani alt tarafı. Şey konusu da güzeldi orada. Ee, işte sattığı dataların yine götüne girmesini izledik William'ın. Datalar benim bu konum. <laughs> ya işte okey. Güzeldi <laughs> orada. Ben mesela William'ın o dataları o kadar de şeye sattığını fark etmemiştim geçen sezon sen söylemiştin onu. Evet. Hakikaten kendisi satmış o dataları? Aynen. Ya işte ama benim kafamda işte şey oturmadı bir türlü ve ben ne yazık ki bu işten koptum. Yani seyirci de kusura bakmasın. Ben bu bölüm itibariyle şeyi fark ettim ya yani benim benim aradığım Westworld bu değil artık yani bu böyle olaylar silsilesi. Olaylar silsilesinden ziyade sorgulamalar silsilesi gibi bir şeydi benim için Westworld'un ilk iki sezonu. Tabii ki olaylar oluyordu ama olaylardan ziyade ya mesela işte şey güzeldi abi Maze 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 neymiş Maze? E, Maze bir şey değil abi Maze insanı kendini arayışıymış falan gibiydi ya böyle birazcık hani evet. hafif bir doğu felsefesi tadı yapıyordu ya burada bayağı... hadi abi USB'yi kurtarabiliriz abi <laughs> son da ben elektro tamam hani bu da güzel ama Öteki kadar güzel değil. Yani daha bir zarif bir tonu vardı. Hoş. E okay. Bakalım nereye gidecek ya bilmiyorum. Çok ben şu an şey değilim ya. Bu sezon bitsin. Gelecek sezon da gelsin filan ama Westworld bende ilk iki sezonluk bir dizi oldu. Bu bölüm itibariyle ha, buna ya. net karar verdim. Ben hiç çok ağır düşmedim ya. Ya abi şöyle düşünmek lazım. Bak 6 sezonluk bir iş planlıyorsun. Dizinin tabii ki bunu kötü anlamda söylemiyorum. Ritmi değiştireceği kısımlar olmak zorunda. Bak bu sezonda şöyle olsaydı birinci sezon kadar düşük bir şey olsaydı bu sefer de yine sıkılırdık. Ben sana söyleyeyim. Yani bence sen de yine sıkılırdın. Yani, sorgulama yapması dert değil. Çünkü abi biraz da teknik işi ya böyle ritmi birazcık arttırman lazım artık. Yoksa böyle herkes şey olacaktı. Tamam abi uyandık mı? Bilinç geldi mi? Ha okeyiz abi falan. Yani işi biraz uzatmamak lazım bence. Ha dördüncü sezon ne olacak? Onu göreceğiz. Altıya devam edecek mi? Anlaşma var ama kesin değil. Yani onu da açıklayayım. Eee Liza Joy ve Jonathan Nolan Amazon'la sözleşme yaparken bakın bize hiç böyle 6 sezon anlaştık. Bu dizi 6 sezon sürebilir. Bizi ona göre kabul edin dediler. Aynı anda iş yapacaklar. Şimdi benim bir korkum projenin içinde kalsalar bile HBO'da yani showrunner olarak kalıyorlar. Aynı motivasyonu koruyamayabilirler mi? eğer o zaman olursa senin dediğin daha hızlı olabilir. Yani dördüncü sezonda herkes şöyle olabilir. Aa, içine ettiğiniz dizinin. Bu sezon açıdan bence iyi yani. Dördüncü sezon daha tehlikeli. Ha tabii yok. Öyle içine etris <laughs> falan bir hal yok canım. Yani e, benimki sistemiyle bilim kurgu çok tüketen bir insan olarak daha üst bir bilim kurguydu. Şimdi daha o kadar üst bir bilim kurgu değil. Şu noktada ya bir de çok tanıdık geliyor artık konseptler bana. Yani, ha öyle canım. Evet, ha, ondan kaçışım yok. İlk söylediğimi yok tekrar ya. söyleyeceğim. Yani ilk iki sezon robotlar ayaklanıyor gibi. Hele de böyle Detroit Become Human'da falan çok kötü kötü çok çömezce, bebekçe işlem konuyu iki sezona yayarak uzun uzun ve geniş geniş işlemeleri adeta bir robotlar ayaklanıyor dünyasının en iyi cevabıydı. Yani hayır abi, işte o değil. Yani anladın mı? Daha, daha kaliteli bir şey katmışlardı. Hiç olmamış bir şey katmışlardı bence. E şu an pek öyle değil. Şu an işte zalim, yapay zeka dünyaya <laughs> hükmediyor. Ekibini silahlandır, bu savaşı kazan gibi bir duruma geldik. E okey. Ama zaten sen yani şey... şey falan sana yani Heh. şu sana büyük big reveal geldi mi onu söylemek istiyorum. Bölümü artık sondan bir önceki bölüm. Abi işte bak Serak da yapay ile insanları da programlamış. Aynı robotlar gibi abi filan. Oo. Okay yani. Bunu anladık yani, ama abi zaten big reveal gibi olmadı tabii, tabii ki. Yani dediğimden ya dolayı ilk yani. İlk sezonlarda yani <laughs> insanlar olarak döngü içerisinde yaşadığımızın biz de farkındayız zaten hatta. İlk sezonu bile. ilk sezon en çok izlenen sezon. İzleyen bir sürü insan şey demişti. Zaten ilk sezonda şeyin vurgusunu yapıyorlardı. Hani Dolores'in hangi bölümdeydi hatırlamıyorum. Uyanıyor. Gidiyor sürekli şeyini yapıyor. Eve geri geliyor. Sonra evet, dönüyor, evet. tekrar bir şey yapıyor. Geri geliyor falan. Zaten ilk sezonun... Sine'yi öldürdüğü bölümdü galiba. En sonunda Sine'yi öldürünce daha iyi bir bilim kurgu eseri olması şu açıdan. İyi bilim kurgu bence gözüne vurmadan dünyayla paralellik çekerek insana şeyi düşündürebildiği zaman çok iyi oluyor. Hani Ulan biz şu an şu robotu acıyarak izliyoruz ama ulan biz de böyleyiz aslında. Zaten ilk sezonda demişti bu dizi ve çok zarifçe demişti tamam mı? Şimdi böyle 3. sezonun 8. bölümünde işte abi Serak falan. Okey. Sure. I mean <laughs> sure. Yani o zaman ne bileyim Dolores ne İnterneti durdursun ve herkes... Durdurdu zaten. buradaki ol <laughs> balıkçı olsun ya. Yani. Sonunda ee, durdurdu her şeyi. <laughs> Ha, o... o en son ne yaptı? Şeyi kapattı yani. Yapay zekayı, mibi ve kendisini kapattı galiba. Evet galiba komple kapattı. Muhtemelen son bölümde de onu göreceğiz. O sistemin nasıl çalıştığını. Yani Bernard'ın yaptığı, Serak'ın yaptığı şeyi Dolores'te, oradaki merkezde yaptı. Muhtemelen o senin sonra cevap verecek. Ee, enerji konusu. Ee, bütün Benim bu... bir sorum kalmadı abi. Ben artık dizide şeyim. Ha eyvallahım. Bir şey söyleyeyim mi? Öyleyim yani. O hostların enerji konusundan bahsediyorum. Hayırlısı yani. be abi. Hayırlısı. E, hayırlısı. Kapatalım olmaz şey mı? Olur abi yani. <laughs> Yapmışlardır abi, bilim kurgu dizisi. Her şeyi Aynen. açıklayacaklar mı abi? Ben bu adamım artık kanka. Şeyim böyle. Olur abi yapar yani ne olacak ki? Gelecekteyiz abi yapılır. <laughs> i̇yi, i̇yi bitirelim o zaman abi bölüm. <laughs> Gelecek abi. Future abi yapılır yani. Neyse sen beğenmemiştir kesin. Ben şeyi döveceğim. Ee, Dolores'te Maeve'in dövüş sahnesini. Oğlum, Beğenmedim tabii. Mükemmel bir sahneydi. Neden? Ee, <laughs> oğlum gerçekten mükemmel bir sahneydi. Ee, Hı kendi dövüşleri değil kendi dışında bir dövüşün olması çok iyiydi. Bu mantık çok iyiydi. Ya yani dövüşsanesi kareografi olarak çok kuvvetli değildi ki ben orada şeye şaşırdım Hiç. biraz. Habire kat girmişler. Çocuk mu eğiliyorsunuz abi? Te kanal şey dizsin bu. Blue TV'deki vampir dövüşü gibi ya, bir dövüş yapmışlar. İşte sorunu, sorun şu. Dolores siyah kuşak tekvandocuymuş. Ee, <laughs> evet abi. Maeve bir şey... Değil. Rachel Wood mu? Evet abi. Ee, Kadın de... Mev... olan hayrandım gün geçtikçe artıyor. Aynen. Maeve ikinci karım ol. Maeve çok bilmediği için çok araya şey girmiş muhtemelen. E, Stunt girmiş. Biraz kareografi zayıf olmuş ama ben hiç onunla takılmadan şeyi çok sevdim. Yani Diğer drone uçakla silahın kapışmasına dönüyor ya olay bir yerde. Hacı sizle ilgili değil yine konuya getirmişler. O çok hoşuma gitti. Sonra kolunun kopması vesaire. Onlar da güzeldi. Hatta... Benim dövüş sahnesiyle ilgili takdir edeceğim şey ne biliyor musun? Hı. Dövüş sahnesine çok para harcamamışlar. <laughs> <Bu>. Hayır <laughs> şunu söylemek istiyorum. Dövüş sahnesine çok para harcasalarmış. HBO bu şimdi yani. Bunlar da kafası çalışan insanlar. Yani Yok, şey ak değil. Aksine bence ee... drone'ları harcamışlardır. Ya. O drone'u uçurmak ha. falan Yok be abi geniş ekranda onu oraya koyarsın. Işığını koduktan sonra hepimiz koridor kuru izliyoruz artık. Öğrendik bu işleri. <laughs> Ama onu Şunu... ona efekt atıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> atıyor. Şunu demek istiyorum. Bence bu dövüşü abartıp hadi abi işte Miv ile Dolores'in çok büyük dövüşü var sezon finalinde. Tamam abi işte tamam even Rachel Wood biliyor. Tamam. Miv'i oynayan hanımefendiyi sokalım şeye. 5 hafta eğitime sokalım. 3 tane kamera hadi halatlar hadi zincirler hadi CJ hadi yeşil perde deyip çok güzel bir dövüş çıkarabilirlerdi bu arada. Ben şunu takdir ediyorum. Adam tamam işte abi o ona kılıç sallıyor ona katana sallıyor. Zaten ben dövüş izlemek istesem ya da 3 bölüm önceki gibi araba kovalamacası izlemek istesem bu diziyi açmam. Ben bu dizide aksiyon sahnesinden zaten bir beklentim yok. Bence okeydi o yüzden. Ya. Yeah. Ben açıkçası aksiyon sahnesinde çok para harcasaydı derdim ki ulan şuradan kıssaydınız biraz da. Whatever'ın special efektini harcasaydınız. Mesela robot bir önceki bölümdeki robot şey işte Holores'in koruma bir, robotu. Bir, bir robotu. var ya. Ha, o, çok o iyi mesela yani. çok iyi. Yani o da aksiyon Ben onların <laughs> İşte işte tabi hayır onlara işte para yatırmaları daha iyi. Bırak insan aktörleri 40 tane kat koy. Tamam kurtardı işte. Zaten çok dramatik bir şey de olmuyor yani. Okey. Yok zaten ikisinin dövüşüne odaklanmamış konu dediğim gibi. O yüzden hmm. drone ile silahın kapışması ki o silahı da işte 5. bölümün sonunda veriyorlardı galiba şey uçağa binmeden önce. Hı. Hmm. Güzeldi o da. Hatta orada şey de tatlıydı. E, hafiften bir o benim Martel abimize de selam çakmışlar. <laughs> şey diyor ya Dolores. Bizi öldürdüler, bize saldırdılar, bize tecavüz ettiler hmm. falan diye. Sonra çat diye Peki, <laughs> Hacı o şey ne oldu? Benim takıldım. Ben yanlış mı takılmışım onu anlamadım. Niye? Bu Heyla iki tane mesaj geliyordu. Birinde farklı bir metin, birinde farklı bir metin vardı ya. O bir bölüm böyle şey demiştik. Aa ulan izlediklerimizin yarısı simulation mı acaba falan demiştik ya. Simi o böyle bir simülasyon bir bölümü çıkacak acaba? Simülasyon konusu %90 şeye bağlandı gibi işte gözlükle gördüğün alternatiflerden biri. Yani şey dedi ya Solomon. E, dedi yani bu alternatiflerden birinde sen şunu yapacaksın ama hani yaşadığın gerçekte o alternatiflerden birini görüyorsun. Muhtemelen biz de e, Solomon'un tahminlerinden birini gördük orada. O iki alternatiften birinin devamını izledik ondan sonra. Ha bunu daha net açıklarlar mı bilmiyorum. Benim görüşüm böyle ama hani simülasyon Hı -hı. falan değil yani konu. Ya şurada. Ondan kurtulduk e... bu arada. Ben rahatladım. Yani iki konudan çok sıkılmıştım bu arada. William Host bir mesajlarından ve Simülasyon Hı -hı. abi mesajlarından bıkmıştım. Umarım herkes çok rahatlamıştır aynen. artık. <laughs> ben rahatladım ama işte orada o hayal yani sahnesine kafama takılan <laughs> geçen bölümde anlattım galiba. Yine tekrar anlatmayayım ama şeyin noktası var. Yani iki tane sahne izliyoruz. Şöyle bir durum var. Şimdi Hale artık e, olması gerekenin dışında hareket ediyor ya o bölümlerde. Rehoboam için bir şey oldu. E, anomali oldu yani. Hani evet. Allah Allah bizim yıllardır datasını aldığımız heyaldan daha farklı hareket ediyor bu kadın oldu. Haliyle bir anomali olduğu için normal heyalın göreceği ve vereceği tepkiyle bizimkinin gördüğü verdiği tepki ikilik olarak dizi yapımcıları koymuş olabilir. Olabilir. Bu da bir <laughs> alternatif route gibi oluyor zaten. Ama işte öte yandan video kaydı değişiyor ya. Hı hı. Video kaydının değişmesi bana şunu düşündürttü. Acaba Rehab'ım... işte Hale kendi evladını falan çok sallayan birisi değil deyip kendi evladını çok sallamada bir video atacağını mı düşündü? Çünkü öte taraftan gelen videoda kendi evladına son iyi geceler şarkısını söyleyip ağlıyordu kadın. Böyle çok son derece ruhsuz ve kızın evladını sevmemesiyle ...anılan bir kadın olarak o ikilik nereden çıktı? O zaman ee, şu da şey, olabilir. Tahmin Al hatası mıydı? Anomali nedir onu mu gördük? Şşş. Ya da gerçekten anladın mı yani? Çünkü Dolor yani Hale'a gözlük takmamışlardır. Hale'ın Augmented Reality'ye girecek hali yok. Ofisinde geziyor kadın yani. Bir şey o ama anlamadım. Sen bunu deyince şu canlanıyor kafamda. Ee, günün sonunda Hedores Dolores'e baş kaldırdığı için ve bunun çocuğun ölümüyle olduğu için çocuğuna bir sevgi sağlaması, sevgi kazanması gerekiyordu. Bu harbiden Rehoboam'ın onu yola sokmak için Belki serak manipülasyonu bir planı vesaire çıkabilir. Çünkü son yani şey araba patladı ya abi. E, araba patladıktan sonra artık çocuğu da ölünce e, şeyden çıktı yoldan çıktı ha hatta bu konu eğer Dolores o arabayı patlattıysa Dolores bile Helersin bu şekilde bir yola girmesini planlamış olabilir orada bir manipülasyon yapmış olabilir. Evet evet ben işte gelecek bölüm şeyi bekliyorum. Bir önceki bölümde konuştuğum gibi. Bir yerde Serak'ın böyle bulutlar içerisinden beyaz elbisesiyle diye aşağı inip ha ha işte sizin yapacağınız bu numaraları Röhöböm zaten öngörmüştü. Hatta zaten şu anda da öngörülerinden bir tanesi içindeyiz aa! falan çekip böyle bir yani bir bir şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Peki mutlu edecek mi bu seni? Yani sen 7. Sen... Hiçbir se fikrim yok. 8. bölümde bence çok saçma bir şey olacak ve bence Hiç çok bir yok. Ben nazlı bir seyirciyim. Bunu herkes fark etmiştir. <laughs> <laughs> ya oğlum senin de özelliğin mi? Bu yüzden seviyoruz. <laughs> şey gibi değilim yani. Ama bir sağ olsun Netflix işte aş 101'i çekmiş. İşte bir sürü gençlik dizisine kıyasla iyi bir gençlik dizisi. Hamdolsun. Allah'ım şey... Sağ, sağ, olsun falan gibi değilim yani. Bir şey diyeceğim de zaten abi hmm. bize bir sene boyunca şey dediler ya şimdi buna takılıyor gibi görünüyor mu? Kesinlikle hmm. takılmıyorum çünkü dalga geçiyorum artık. Abi hep birbirinizi yiyorsunuz. Birbirinizin memesini okşuyorsunuz falan. Yani <laughs> Oğlum, Bu bizim özel hayatımız şerefsizler. Gençler, <laughs> izleyiciler, siz, sevgili seyirciler yani e, işte bakın yani hepimiz her zaman aynı fikirde olamayız. Bu iş böyle güzel. yani <laughs> Sizin bakış açınızda bir sıkıntı vardı. Bunu artık değiştirin lütfen. Gözünüzü seveyim. Ya onu da işte yanlış yerde söylüyorsun abi. Bence Westworld bölümlerini izleyenler, o deniyor grup bence Westworld bölümlerini izlemiyor zaten. Evet Anladın muhtemelen. Mı? Öyle yani. O, <laughs> burada böyle bir daha nezih bir kitle var. İşte o nezih kitlede Westworld seviyor. Onlar da biraz bazısı bana gıcık oluyor. Farkındayım Westworld iyi gitmiyor dedim diye ama ben aradım bulamıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Abi bir Siz de bu... buluyorsanız ne ala. Dar abi... elbiseyle güzel kızlar kılıç sallasın. Ben de severim ama. <laughs> He. Eh. Ya abi günün sonunda dizi dizi yani. Bak ben sinema sektörü olarak bakarsam hepsine Herhangi bir dizi sen koyabilir misin abi? Düşünsene yani Space Odyssey seviyesi abi inanılmaz bir iş. Sektör değişti artık. Sanata bakışımız farklı oldu falan. Öyle bir dizi olamaz abi zaten. Dizi çok günün sonunda gofret abi. Yani marketten aldığın 10 bin gofretten biri dizi. Asla bir sinema filmi gibi olmayacak. Yani bunu biraz kabul etmek lazım. Biz burada biraz da hani muhabbetini yapalım. içerik çıkaralım. Ya güzel konu çıksın. Hani biz de tartışalım. Fikir teyakkusu olsun. Yani o yüzden diziye çok yükselmesin insan. Ha, bugün Rick and Morty'de çok övdük. Bak 4. sezonun 5. bölümünü izledim. Bitti kapattım. Yani iyimiş e, iyiymiş falan dedim. ya yani, o kadar heyecanlanmadım ki. anlatabiliyor muyum? Bence mi? alış, alışma eşiğimiz, eşi, eşiğimiz var ya yani Rick and Morty'ye de insan bir yerden sonra alışıyor. Westworld'e de alışıyor. Ben Westworld'de mesela alıştığım tadı arıyordum. Hı, -hı. Alıştığım tadı değil de daha da alışkın oldum. Başka bir tada geçtik. Yani şey <laughs> gibi oldum böyle. Abi bir restoran var inanılmaz iyi tatlıları falan. Harbi mi lan gidiyorsun böyle? Ne var abi tatlı? Profiterol var. Yani. Yani Dünya en iyi ama yine profiterol oluyorum birazcık böyle anladın mı? Şey gibi olmuyorum. İşte donmuş çilek sosunda marine edilmiş işte bilmem nelerin üstünden kaymak akıttık. Ve bunu böyle 42 derecelik bir camın içerisinde çıkarıyoruz falan dese adam. Diyeceğim ki. <laughs> ben <bunu gülüyor> ne Ben ne yaptım? aşmış kral. Ben birini getireyim o isimli. Ben falan dediğim bir nokta. Westworld benim için biraz şeydi. Oğlum ne yapmışlar? Üh, herif sushi sarmış. Üstüne iki suşi daha sarmış. Sen yatay bakışta falan suşiyle örnek veriyorsun ya ben de öyle bir örnek vereceğim uşak. Elif herif suşi yatırmış abi ne yapmış falan böyle bir şeydi benim için Westworld. Bu bölümler biraz şey gibi. İyi abi yani üç çikolatalı brownie yapmışlar. Çikolataları iyi seçmişler. Brownie de iyi. Bir Zaf şey diyeyim mi? De çok i̇yi e, falan da Ka i̇şte, kahvenin yanına iyi gidiyor falan işte, gibiyim biraz. İşte böyle. bu dizinin çok kaliteli e, füzyonu, çok kaliteli işte ne bileyim viskisi eksildi. Yani e, ben şeyi anlıyorum artık insanlar. Abi biz Anthony Hopkins döner mi acaba? Beklenti şey ya. Oğlum keşke onun gibi biri olsa aslında o beklenti. Öyle biri yok. Yani dizi aslında en önemli e, işte kremasını hep aldı tedarikçiyi bırakıp değiştirmiş de yani çok iyi tatlı yapıyor yine ama o krema biraz zayıflamış gibi oldu. Yani bu dizinin en büyük sürükleyicisi Anton Hopkins tiratlarıydı bir yandan da. Yani o tiratlar, o diyaloglar, onun seni ikna etmesi. Bak şimdi evet Vincent Cassel çok iyi oyuncu. Tessa Thompson çok iyi oyuncu. Ya bunların hepsi çok iyi oyuncular. Ama Anton Hopkins gibi tirat atıp seni etkileyecek birisi değil Vincent Cassel anladın mı? Yani bu biraz eksik ya, bence. Yo yaz Vincent Kassel'e felsefe yaz bence bu bölümde şey yok ya şöyle bir şey var aslında şimdi e, ilk iki sezon benim gözümde en azından çok daha e, insanla yani robotların ayaklanıyor falan mevzusu üzerinden insanın kendi bilincine ulaşması kendi farkına ulaşması e, hatta yeri geldiğinde belki ikinci sezonda biraz daha transhumanist yani e kardeşim yani çünkü ikinci sezon mesela şey diye ölümsüzlük arayan insanlar falan gibi bir yere de bağlıyordu ya robot evet. bedenlerine girmeye çalışarak. Yani böyle çok daha şey temalar vardı. Ya belki bundan 50 sene, 70 sene sonra bile geçerli olacak temalar vardı birazcık. Ve ben böyle bunları izleyip de kafamın açılmasını da çok, çok seviniyordum. Hatta Ghost in the Shell işte geçenlerde yine yatay bakışta konuştuk. Ghost in the Shell'de yapay zekanın insan bedenine sahip bir robotla birleşmeye çalışıp ortak bir şeyi çıkarmaya çalışması falan gibi. Bunlar böyle biraz yani o da 80'lerde yazılmış iş ama yani bilim kurgu açısından bile birazcık daha kafayı zorlayan, biraz daha insanı insanlığa kendini baktıran falan sorgulamalar. Eyvallah. Ben bunları çok seviyorum. Hatta biz bu bölümün bu sezonun başında şey olduk. Abi işte jenerikte hep kostüm dışel göndermeleri var abi falan olduk. E babamın oldu yani Katanayla bıçakla drone'la birbirinize daldınız en sonunda. Ya okey tamam yani ona da dalın. bir şey demiyoruz ama ben böyle daha bir Şeyi bekliyordum gerçekten, Dolores özgür olduktan sonra sistemi yıkmak için çıktığında ulan işte insanlar zaten kendilerini nasıl bir labirente hapsetmişler, ben bunun için ne yapabilirim? gibi bir noktadan ya yani o noktaya gelmesini görmeyi ben tercih ederdim. Dolores böyle şimdi her şeyin planını kurmuş Mastermind gibi falan ya. Bak o konuyu sanki... sürükleyecek karakter Bernard'tı. Bernard'ı çok unuttular. Yani dördün sezon için olabilir bu. Kabul ediyorum ama bu sezon Bernard'ı bu kadar unutmak çok iyi bir fikir değildi. Çünkü başta bir de onu verdiler ya. Çift kişilik bir durum var abi orada. Bak hani bir kapışma var içeride. Yani senin dediğine paralel diye söylüyorum. Onu çok unuttular sonradan. Ya evet. Neyse bakalım. Yani bence bu noktadan sonra Westworld benim için dediğim gibi şey değil. Abi Westworld ilk iki sezon var. Bir de ya Westworld üçüncü sezon iyidir yani. Hani böyle işte Google, Facebook datalarıyla alakalı güzel şeyler yapmışlar falan derim ama. Yani anladın mı? Ben ilk iki sezona baktığımda böyle varoluş, kendini tanıma, tanrıyı arama, işte ilkel toplumların tanrı inancı falan filan gibi konular falan böyle havalarda uçuşurken üçüncü sezon geldik şeye. Abi Google bütün datalarımızı biliyor. Götümüze kadar girdiler vallahi. İşte ne yapacağız bilmiyoruz. Aman o aman. benim oğlum işte. <laughs> <laughs> Datalarımız. Hayır <abi>. ya. Hayır <laughs> ben de geçen kendi kanalımda şey çektim. işte. Algoritma tanrım oluyor diye videom var benim. Hemen evet, yani evet. bir hafta sonra Westworld dizisi başladı işte. Bakın bunlar hep biz kitaplarımızı da anlattık. Teşkilatı ı Mahsusa'nın kırmızı kitabında bunlar yazar. <laughs> kırmızı kitaptı. Ezberliyoruz kırmızı. abi kırmızı kitabı. <laughs> Aynen. İşte bunlar hep şeyin kuşçu Mehmet'in anılarında var. Neyse yani demek istediğim çok daha tanıdık bir yerlerde artık dizi. Bu diziyi kötü yapmıyor ama görece olarak daha az etkileyici yapıyor benim için. Öyle söyleyeyim. Evet etkileyici konusuna katılıyorum. Ben de neyse ben de dördüncü bölümü daha bu sezon için çok şey bulmuştum. Bakalım ya göreceğiz. Bence sekizinci bölümde Art Yani ya çok küfür edeceğimiz bir şey olacak ya da harbiden evet abi 4. sezona bırakmışlar şeklinde. Çok ara bir sezon olarak da kalabilir. Biraz 8'de şekillenecek her şey. O zaman Hadi. haftaya 8. bölümde görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Aynen. yolumuz açık olsun. İşte abonelikler, star, olsun. listeler, videolar, her şey çıkacak ha. ekranda. Tıklayın. Sungur'un kanala abone olun. Benim kanala abone olun. Abonelikler açıldı bende de falan. Başka neyimiz var? dikey çakışımız geliyor yakında. Bugün kaydedeceğiz. Evet. Fantastic Four'umuz <laughs> gelecek. Fantastic Four konuşacağız. Bir elit olarak izleyebilirsiniz ileride. Öpüyorum hepinizi. Bay bay. Hadi görüşürüz.